Valla gitmem o kadar, çocuğa gitme. Abi daha fazla gitmeyeceğim. Nereye başlarsın? Tamam, durun. Ne kadar aldın? Naz gelsin. Gelmeye gidiyor. Ne yapıyorsun? Van ve bölgede yaşanan kuraklık son yıllarda gözle görülür şekilde hissedilmeye başlandı. Van Gölü'nün suyu metrelerce çekildi ve bu çekilme ile birlikte Van Gölü üzerinde kumdan adacıklar oluştu. Aynen. Az önce burası yoktu. Bu mece alama gelmiyor. Çok güzel. Gel, sudan çıkma. Üşüteceğim. Hadi ben de. Gel. Buradan. Buradan. Oraya gitme. Şunu görseydin. Van Gölü'ndeki su seviyesinin düşüklüğü malum gündemde. Üniversitedeki hocalarımızın da bazı açıklamaları var, tedirgin edici. Covid'den daha önemli olduğu ile ilgili bu kuraklığın. Bu düşüşten dolayı Van Gölü Havzası'nın birçok yerinde böyle arkada gördüğümüz şekilde tepecikler oluşuyor. Bu tepeciklerden biri de Van 100. Yıl Üniversitesi sahilinde, şu anda burada. Öğrencilerin ilgi odağı oldu. Fotoğraf ve video çekiyorlar. Van Gölü'nün üzerinde yürüyormuşçasına bir görsel şölen oluyor. Tabii görsel şölen dersek de bu dramatik, üzücü bir durum. Temennimiz bu kışın su seviyesinin yükselecek kadar yağış alması Van Gölü'nün. Bu durumu belgelemek için biz de arkadaşlarımızla buraya fotoğraf ve video çekmeye geldiğimizde Van Gölü'nün üzerinde yürüyormuş etkisi gösteren bu görüntüyü belgelemek istedik arkadaşlarla. Böyle bir çekim yaptık. Belki farkındalık ve bilinç oluşturma anlamında. Deprem zamanından itibaren gölün çekildiğini fark ediyorduk. Lakin adacık olabilecek kadar çekildiğini bu son dönemlerde fark etmeye başladık. Bu bizim için bir yandan güzel bir manzara oldu ama gölün geleceği için, balıkların geleceği için, hayvanların geleceği için sıkıntı teşkil ediyor. Hani tamam, güzel bir görüntü, güzel bir manzara arkadaşlarımız için de güzel bir fotoğraf karesi olabiliyor ama gölün akıbeti için umarım güzel bir tedbir alınır.